Gelin bugün sizlerle beraber Running with Scissor ve Postal hakkında biraz sohbet edelim. Başlamadan önce belirtmek istiyorum, videoda rahatsız edici olaylar ve içerikler bulunmakta. 18 yaşından küçükseniz veya hassas bir insansanız videoyu şu anda kapatmanız sizin için en uygundur. Uyarımızı geçtiğimize göre videomuza başlayabiliriz. Running with Scissors, VSS tarafından 1996'da ABD'de bulunan Arizona eyaletinde kurulmuş bağımsız bir oyun stüdyosudur. Ekibimiz Running with Scissors artık piyasaya bir oyun ile çıkmalılardı ve Postal adıyla ilk oyunlarını piyasaya sürdüler. Peki tamam da bu Postal ne? Oyun olandan bahsetmiyorum. Postal ne demek? Ne anlama geliyor? Öncelikle bu konu hakkında bilgilendirmemizi yapalım. Ondan sonra video oyun kısmına rahatlıkla geçebiliriz. Going Postal terimi 1970 ve 1997 yılları arasında Amerika'nın birçok farklı eyaletinde birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleşen postahane katliamlarından sonra halk arasında ortaya çıkmış bir ifadedir. Türkçe karşılık olarak cinnet geçirmek, aşırı derecede kontrolsüzce çıldırmak gibi tanımlayabiliriz. Edmund Postahane Saldırısı 20 Ağustos 1986 Going Postal terimini en iyi tanımlayan olaylardan birisi. Edmond, Oklahoma'da posta görevlisi olarak çalışan Patrick Sherrill, 15 dakikadan kısa bir süre içinde iş arkadaşlarından 14 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Tüm bunların ardından kendisini de vurarak intihar etti. Posta yetkilileri, 44 yaşındaki Patrick'in o gün düşük performans gösterdiği için bir gözetmen tarafından azarlandığını ve kovulmak ile tehdit edildiğini söylüyor. Polis, Patrick'in çok fazla olumsuz performans notları aldığını ve işini kaybetmekten korktuğunu tespit etmiş. Böylelikle Patrick Sherrill'ın gerçekleştirdiği bu saldırı, Amerika'da Going Postal deyimine ilham verdi. Ondan sonra video oyun kısmına rahatlıkla geçebiliriz. Running with Scissors postalı piyasaya sürmesiyle birlikte siyasi ve toplumsal açıdan birçok düşman ile karşılaştı. Toplumun verdiği tepkilerin yanı sıra iş o kadar büyüdü ki, Senatör Joe Lieberman ABD Senato oturumunda yaptığı konuşmada Postal hakkında şunları söyledi. Amerikan toplumundaki en kötü 3 şey, Marilyn Manson, Calvin Klein iç giyim reklamları ve Postal video oyunudur. Bunun hemen ardından ABD Posta Servisi az önce bahsettiğimiz Going Postal muhabbetlerinden Postal adının kullanımıyla ilgili Running with Scissors'a telif hakkı davasında bulundu. Peki bu davanın sonucu ne oldu dersiniz? 9 yıl evvel Vince Desi Reddit'te soru cevap yaparken bir kullanıcı Posta Servisi ile aralarında geçen davanın sonucunda ne olduğu hakkında bir soru yöneltiyor. Vince Desi ise şöyle bir yanıt ile flexliyor. USBC'nin kurucusu olan Benjamin Franklin'in aksine biz Postal kelimesinin isim haklarını satın aldık. Dava süreci 5 yıl sürse de biz kazandık. Evet, eğer anlamadıysanız bahsettiği Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin. Kısacası hoca, Vince Desi ağanın flexi böyledir der ve konuyu kapatır. Ama tabii biz bu dava sonucunu yıllar sonra öğreniyoruz. Yani Postal'ın çıkış yaptığı dönemden 5-6 yıl sonrasında gerçekleşmiş bir dava. Videomuzdaki timeline'a geri dönecek olursak, o dönemin Running with Scissors için zor bir haber. Davalar vesaire derken bir de tüm bunların üstüne Postal 14'ten fazla ülkede yasaklandı. Bu olaylar silsilesi yalnızca bağımsız bir oyun firması olma yolunda ilerleyen Running with Scissors'ı daha acımasız ve tatsız bir yola itti. Bu kadar karmaşaya vesile olan Postal'ı gelin beraber inceleyelim. Tarihler Kasım 1997'yi gösterdiğinde Postal Running with Scissors ve Ripcord Games tarafından piyasaya sürüldü. Aslında bir toplu katliam simülasyonu olan Postal, izometrik shoot 'em up türünde piyasada yerini aldı. Çıkışından bir süre sonra çok yoğun derecede splatterpunk temasına ve rahatsız edici ögelere sahip olduğu için 14'ten fazla ülkede yasaklanması da kaçınılmaz oldu.
Şahsen ben Postal franchise ile ilk tanıştığımda bu kadar problematik bir oyunun ana karakterini daha çok merak ettim. O zaman oyunumuzdan önce karakterimizi biraz tanısak fena olmaz. Postal Dude, Paradise kasabasında halka delilik ve kana susamışlık bulaştıran zehirli bir maddenin yayıldığını fark eder. Dude bir şeyler yapmalıdır. Bütün insanlığın hayatını tehlikeye atan bu kötülüğü yok etmesi, insanlığı koruması gerekiyordu. Kahramanımız, Paradise kasabasına yayılan bu gazın kasabaya çok yakında konuşlanmış hava kuvvetleri üssü olduğunu tespit eder ve bu çılgınlığa son vermek adına yola koyulur. Ne kadar kahramanca bir öykü, değil mi? Hayır, Postal Dude sadece sosyopat bir şizofren. Bir takım psikoz semptomlara sahip ve gerçekte olmayan birçok konuyu duyuyor, görüyor ve inanıyor. Kafasının içinde bir iblisle yaşıyor. İnandığı şeyler uğruna dışarı çıkıp hava üstüne kadar katliamlar yapacak kadar gerçek onun için. Dude, herkesten ve her şeyden nefret eden, cinayete meyilli psikopattan başka bir şey değil. Doğruyu yanlıştan ayırtmak gibi özelliklerini kaybetmekle birlikte tüm bunlarla beraber akıl sağlığını ve insanlığını da kaybetmiş. Postal Dude aslında sadece şizofrenik ataklar geçiren, dünyanın onu ele geçirmek istediğini düşünen bir manyak. O dönemlerde ilk Postal Dude'un tam olarak neye benzediğini bilmiyoruz. Dude'un dış görünüşü hakkında elimizdeki bilgiler, saçları uzun ve kızıl, kırmızı bir gömlek üstüne siyah, uzun trench coat'unu giyiyor ve parmağı kesik eldivenler kullanıyor. Lakin oyun boyunca Running with Scissor aslında karakterimizin dış görünüşüyle ilgili bize tam olarak kesin bir görsel vermiyor. Şu iki pikselden ne görebiliyorsan onu yorumluyorsun. Bunun dışında oyundaki cutscene'ler boyunca Dude genel olarak bozulmuş, bulanık ve net olmayan şekillerde karşımıza çıkıyor. Şahsen hayran kaldığım bütün cutscene tasarımlarında bu şekilde ilerliyor. Kişilik bozukluğuna sahip, kafasının içindeki iblis ile yaşayan Dude'u Randy Braley ara sahnelerde müthiş yansıtıyor. Gördüğümüz cutscene'ler aslında Dude'un bilinçaltının ve mental sağlığının bir iz düşümü. Dude'un bozuk ve lekeli bir imge şeklinde gözükmesinin sebebi ise aslında Dude'u kafasında yaşayan iblis ile beraber görmemiz. Beden Dude'a ait olabilir ama ruhu asla. Oyun boyunca ara sahnelerde konuşan o psikopatça yazıları yazan kişi aslında Dude'un kafasında yaşayan iblis. Hatta bu konuyu daha da anlaşılabilir bir şekilde ele alırsak, Dude oyun boyunca hasar aldığında veya acı çektiğinde çıkardığı bu sesler Running With Scissor CEO'su Vince DeSea'ya ait. Bu duyduğunuz sesler direkt olarak Postal Dude'un ta kendisine ait. Lakin Dude birilerini öldürdüğünde veya bazı çevresel faktörlerle etkileşime girdiğinde çıkardığı bu sesler "The gun knows. Only my weapon understands me. Rich bastards." Tamamen içindeki iblise ait. Oyunun dosyaları içinde Rick Hunter'ın ses dosyaları Demon olarak etiketlenmiş. Ayrıca Dude'un dış görünüşüne geri dönecek olursak, o dönem kendisine ait tek net görüntüsü reklam kampanyasında kullanılan bu konsept çizimi. Elindeki AK-47'ye sarılmış, dehşet ve korku içinde cenin pozisyonunda bir köşede oturuyor. Bu fotoğraf üzerine rahatlıkla felsefe yapabileceğimiz, bir uçtan diğer uca çok rahat yorumlayabileceğimiz bir fotoğraf. Ama bu fotoğraf hakkında daha fazla bilgi almak isteyen bir kullanıcı, oyunun level design, sanat tasarımı ve cutscene tasarımları dahil birçok yerinde rol almış Steve Wick'e Facebook üzerinden ulaşıyor ve bu fotoğraf hakkında bilgi almak istiyor. Bunun üzerine Steve şu cevabı veriyor. "Hayır, o ben değildim. Yayıncı bu resmi kendi başına yaptı. Tanıdığımız birisi değil. İnsanların aklını başından almak istiyorsan onlara John Romero'nun yaptığını söyle." diyerekten bu fotoğrafın aslında çok da önemli bir data olmadığını küçük şakasıyla beraber bizlere aktarıyor. Buradaki olayı da anlamalıysanız eğer, John Romero, John Carmack ile FPS türünü oyun camiasına kazandırmış isimdir. Extremely pissed off John Romero. Şimdi Dude burada işine devam ederken gelin biraz da oyunun sanat tasarımından bahsedelim. Oyunun sanat yönetmeliğini yapan Randy Braley muazzam bir iş çıkarmış. Postal Dude'un düşüncelerini ve bilinçaltını hazırladığı görseller ile bize çok başarılı bir şekilde anlatmış. Oyun aslında açılır açılmaz ne anlatmak istediğini, nasıl bir şey olduğunu bize resimler ve müzikler eşliğinde gayet güzel sunuyor. Gelin beraber bakalım. Çığlık atan bir ağız, yerde kuru kafalar, karanlık, rahatsız edici bir tema ve müzik. Ortada da Postal Dude. Az önce de bahsettiğim gibi karakterimiz yine bulanık. Ara sahnelere gelecek olursak her bir bölümü geçtiğimiz vakit rahatsız edici görseller ve Dude'un aklından geçirdiği sözleri görüyoruz. Her bölümü başarıyla tamamladığımız vakit resimler daha karanlık, müzikler ise daha lanetli bir yöne doğru ilerliyor. Ha bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi her bölümün başında Dude'un kafasının içinden geçen bir takım düşünceleri dinliyoruz. Dude ve iblisinin düşüncelerine bakacak olursak gitgide akıl sağlığını iyice kaybettiğini ve şizofrenisinin tavan yaptığını anlamak zor değil.
Bu sözler aynı zamanda muazzam derecede dehşet verici splash artlar ve müzikler ile desteklenince ayrı bir seviyeye çıkıyor. Bu arada Postal'ın soundtrackinde bulunan bu parçaların her biri benim için ayrı ayrı nadide parçalardır. Asıl Postal franchise'ın atmosferini, konusunu çok başarılı bir şekilde destekliyor. Aslında soundtrack'e baktığınız zaman müzikten ziyade çok çeşitli ve başarılı atmosferik sesler olduğunu görüyoruz. Her birisi birbirinden rahatsız edici ses dosyaları. Muhtemelen diyeceksiniz, aga tamam da böyle bir oyun yapıyorsan müzikleri de bu yönde olmalı, bu gayet normal. Ama hayır, şunu belirtmek istiyorum ki bu ses dosyaları sadece cutscene'lerde çalıyor. Oyunu oynadığımız süreç boyunca karakterimizi yönlendirdiğimiz sürede bu müziklerin hiçbirini duymuyoruz. Duyabildiğimiz şeyler sadece silah sesleri, katlettiğimiz insanların yakarışları, çevre ve atmosfer bilimlerinin sesleri ve arada bir konuşan postal diyordu. Yapımcımız Running With Scissor bu işi bu şekilde daha da ileriye götürerek cutscene'lerde duyduğumuz müzikleri daha değerli ve daha anlamlı kılıyor. Oyun boyunca bangır bangır arka planda çalmıyor. Sadece Dude'un bilinçaltını yansıtan bu cutscene'lerde duyuyoruz. Gelin şunların birkaçına beraber bakalım. Dünya aç, kalbi hızla çarpıyor ve arındırılmayı talep ediyor. Ayrıca toprak da susamış. Hava, ölülerin ve ölmekte olanların kokularıyla olgunlaşır. Zafer gibi kokuyor. Parkta hareket yok, üzerimdeki kanın çoğu bana ait. Ama gün daha bitmedi ve onları uyutmak için kat etmem gereken kilometrelerce yol var. Fıstığı olan var mı? İçini boşalttığım düşmanlarımın organlarından parti şapkası yapacağım. Parçalanmış bağırsaklarını kravat olarak takacağım. Ve nasıl dans edeceğim? Kısacası oyunun her türlü içeriği kabus yakıtı gibi. Karakterimizden iblise, sanat tasarımından cutscene'lere, müziklerinden çığlık çığlığa merhamet dilenen sivillerine kadar her şey kabus yakıtı gibi. Ana menüde bir şeylere tıklarken bile çığlıklar ve kalp atışları duyuyorsunuz. Dude'a geri dönecek olursak sanırım işini bitirmiş. Acaba bir sonraki durağı neresi? Wow, bir dakika. Sakin olalım, kötü bir şey olmuyor. Sakinliğimizi koruyoruz. Ve evet, bu bölüm sadece bir cutscene'den ibaret. Postal Dude birkaç girişimde bulunsa da çocuklara zarar veremiyor. Girişimleri sonuç vermeyen Dude, mental çöküntüyle olduğu yere devriliyor ve gözlerini bir akıl hastanesinde kendisine deli gömleği giydirilmiş bir halde açıyor. Yine rahatsız edici görseller eşliğinde doktorumuzun Postal Dude hakkında yazdığı şu raporu dinliyoruz. Nüfus baskısı ve modern hayatın stresi, şiddet eğilimlerinde artışa neden olabilir. Kentsel çevre her türlü istenmeyen davranış için kuluçka makinesidir. Bu vahşet bizi ne kadar tiksindirse de aslında kendisini bir kahraman olarak görüyor olabilir. Bu popülerleşmiş argo, cinnet geçiren kişiler arasında yaygındır. İşkence görmüş zihninde, imkansız ihtimallere karşı savaştığını hissedebilir. Bazı kişilerin, dünyanın tüm kaderinin kendi avuçlarında olduğuna inanması alışılmadık bir durum değil. Sonuç olarak deneyimiz bir paranoid sanrının tüm klasik belirtilerini gösteriyor. Onu tam olarak neyin harekete geçirdiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama emin olun onu incelemek için bolca zamanımız olacak. Postal'ın ve Postal Dude'un temelleri aslında bu şekilde. Asıl üstünde konuşulacak ilgi çekici kısımları bu yönde. Çok kısaca gameplay'inden bahsetmemiz gerekirse, bütün çevre birimlerini olayın içinden çıkaracak olursak, eli silahlı bir adamsın ve NPC'lere ateş ediyorsun. Q tuşuna basarak intihar edebiliyorsun. He bir de şu var. Oyunun bir level sistemi var ve bunları geçmemiz için sol üstte bulunan population kısmını olabildiğince azaltmamız lazım. Sivil, polis, askeri kuvvet, ne olduğu fark etmez. Tek hedefiniz bölge nüfusunu azaltmak. Bölümlerin her biri aslında bir diğerinin kopyası gibi. Küçük düşman yenilikleri dışında pek bir değişim göremiyoruz. Ne kadar kendini tekrar eden bir oyun olsa da kısa bir oyun olduğu için çok göze batmıyor. Ana oyundan ziyade 1998'de Special Delivery, 2000'de ise Super Postal ek paketleriyle beraber 23 bölümden oluşan her bölümde yaptığımız her şeyi tekrar ettiğimiz bir oyun. Etraftan silah bulup ateş ediyorsunuz. Aslında çok basit derecede baktığınız zaman oyun bu. Zaten Postal'ın ilgi çekici kısmı müthiş ve yenilikçi bir oynanış olması değil. Asıl ilgi çekici olan kısmı barındırdığı rahatsız edici alt metin. Rahatsız edici alt metin kesinlikle katliam yapmanız da değil. Oyun piyasasında katliam yaptığımız tek oyun Postal da değil. En baba hitlerinden Doom, Manhunt, Hotline Miami, Hatred... Bekle, Hatred seni şöyle bir kenara koyalım, bana daha sonra geleceğiz. Yani piyasada katliam yaptığımız oyun kaynıyor ama...
Ama işte sorun burada başlıyor. Sorun katliam yapmakta değil. Amacın ve hedefin ne? Motivasyonun ne yönde? Doom'da dünyamızı işgale gelen istilacı şeytanları öldürüyorsun. Manhunt'ta bir film yönetmeni seni idam mangasından kurtarıyor ve hayatını kazanmak için üstüne gönderdiği diğer suçluları öldürmeni istiyor. Karakterimiz çok da iyi bir insan olmasa da bütün bunları hayatta kalmak uğruna yapıyor. Yani kısacası bir dava uğrunda ilerliyor. İyi tarafta veya kötü tarafta olmanızın bir önemi yok. Bu örneğini verdiğim oyunlarda yaptıklarımızı belli bir amaç uğruna gerçekleştiriyoruz. Peki Postal? Kötü tarafta olmamızdan ziyade bir hedefimiz yok. Evet, diyor bunları insanları delirten bir gaz yayılıyor gibi saçma motivasyonlar vesilesiyle yapıyor ama bunlar gerçek değil. Postal diyor sadece paranoyak sanrılar geçiren şizofren hastalıklı ucubenin teki. Kısacası onu tam olarak neyin harekete geçirdiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama emin olun onu incelemek için bolca zamanımız olacak. Evet, yıllarımız 2003'ü gösteriyor ve Running with Scissor Postal 2 ile piyasalara giriş yapıyor. First Person Shooter açık dünya türünde Paradise kasabasında geçen bir macera aksiyon oyunu. Tabi oyunu anlatmaya geçmeden önce Postal 2'de ilk oyunun kaderini paylaştı ve 13'ten fazla ülkede yasaklandı. Hatta İsveç'te yasaklı olmasına rağmen bir oyun perakendecisinin yasa dışı bir şekilde el altından Postal 2 ithal etmesi sebebiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendiği gibi bir olay dahi var. Postal 2 ile beraber Running with Scissor Postal franchise'ını karanlık, rahatsız edici temadan çıkarıp daha kara mizahi, eğlenceli bir yöne taşıyor. Hatta oyunun bir kısmında mezarlıklı şu mezar taşını görebilirsiniz. Ayrıca Postal Diode'un genel olarak dış görünüşünün ve kişiliğinin de bir hayli değiştiğini görüyoruz. Dış görünüş olarak klasik trench coat hala üstünde. Normal giydiği kırmızı gömleğinin yerine uzaylı imgeli bir tişört almış. Ayrıca Diode kişilik ve yapı olarak da bir hayli değişmiş. Artık Diode psikoz semptomlara sahip, paranoyak, akıl sağlığını yitirmiş sosyopat bir şizofrenden ziyade asosyal, münzevi, vurdum duymaz, soğukkanlı ve alaycı bir adam haline gelmiş. Ayrıca şunu da unutmamak lazım, Postal 2 Diode genel olarak Postal Diode denince insanların aklına gelen ilk versiyondur. Postal 2'de artık tek hedefimiz katliam yapmak değil, bir hafta boyunca karımızın bize verdiği görevleri yerine getirmek. Evet, oyun boyunca yapmamız gereken şeyler pazartesiden cuma gününe kadar bize verilen çok basit günlük işleri yerine getirmek. Maaş çekimizi bozdurmak, süt almak, günah çıkartmak, oy vermek gibi çok basit gündelik işler. Ama tabii ki de işler istenildiği gibi gitmiyor. Maaş çekimizi bozdururken banka soyuluyor. Kitap iade ederken kitap protestocuları kütüphaneyi ateşe veriyor. Günah çıkartırken El-Kaide kiliseye saldırıyor. Hafta içi boyunca yapmamız gereken işleri yaparken başımıza birbirinden absürt olaylar geliyor. He bir de Postal 2'nin signature görevi haline gelmiş dilekçe imzalatma görevi var. Hi there, would you like to sign my petition? Hafta boyunca görevlerimize devam ederken birçok insan ve insan gruplarıyla tanışıyoruz. Kimisi eğlenceli bir karakter olarak hafızalara kazınsa da birçok grubun nefretini de kazanıyoruz. Redneckler, postacılar, kasaplar, El-Kaide, National Guards bunlardan sadece birkaçı. Güzel yan karakterlerden bahsedecek olursak mesela Dave amca. Kendisi Postal Diode'un amcası ve bir grup dini bağnazın lideri. Habib, şehir merkezinde teröristlere ev sahibi yapan bir tüccar. Croce, taşak maskodu. Çocuklar ve Katolik rahipler tarafından seviliyor. Kendisi Paradise Alışveriş Merkezi'nin West Side'ında bulunan Toys in the Hood isimli oyuncak dükkanında bulunuyor. Gary Coleman, kendisi gerçekte var olan bir karakter. 1974-2010 yılları arasında yaşamış bir komedyen. Gary'nin ölüm sebebi polis kayıtlarında düşme nedeniyle kafa travması olarak geçse de Mike Jarrett ve Vince Desi, Jake Parr'ın bir röportajında onu karısının öldürmüş olabileceğini düşünüyor. Ama bu da başka bir videonun konusu. Running with Scissor tabii ki de yine rahat bırakılmıyor ve yine birçok çevreden olumsuz tepkiler alıyor. Firmamız bunların birçoğuna oyunun içinde yanıt vermeyi de ihmal etmiyor. Bu olaylara karşı olarak oyunlarına küçük şakalar ve olaylar ekleyen ekibimiz asla lafını esirgemiyor. En güzellerinden birisi ise postal sürecinde Running with Scissor ile uğraşan Senatör Joe Lieberman'ın detayları. Postal 2'de oyun başlarken seçtiğiniz birçok zorluk arasında en kolayı Lieber moddur. Ayrıca oyunun bazı yerlerinde Joe Lieberman'a yapılan diğer göndermeleri de görebilirsiniz. Eğer maaş çekinizi almaya gittiğinizde Running with Scissor ofisinin önündeki oyun karşıtı eylemcileri öldürürseniz Lieberman is our leader başarımını kazanırsınız. Sizlere oyunun aslında Postal Diode'un başından geçen bir hafta olduğunu söylemiştim. Bununla ilgili olarak oyunda her günün bir gazetesi var. The Paradise Times adında yerel bir gazete. Bu gazete küpürleri bize her gün neler olduğuna dair ilginç ve komik çeşitli haberler veriyor. Ama asıl parmak basacağım nokta bu gazete parçası. Gelin beraber inceleyelim. Sol altta yine John Lieberman'a göndermeli bir yazı. Ama ortadaki başlığa baktığımızda şunu görüyoruz. Ordu zihin değiştirici gazın kazara salındığını yalanladı. Bu size bir şey hatırlattı mı?
Evet, bu size postal sekansında bahsettiğim diyodun tamamen şizofrenik bilinçaltından geçirdiğini söylediğim hikayeye direkt gönderme. Ama bu sayfadaki asıl ilgi çekici nokta bu da değil. Sağ üstteki gazete küpürüne bakalım. Yanan bir yerleşim yeri fotoğrafı var. Altında veya üstünde fotoğraf hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Acaba bu fotoğraf ne ile ilgili? Tarihler 28 Şubat 1993'ü gösterdiğinde ATF, Texas'ın Waco şehrine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Branch Davidian kültüne ait olan çiftlik evine arama girişiminde bulundu. Arama sebebi olarak grubun çiftlik evinde yasa dışı silah stokladığını öne süren ATF, yerleşke için arama emri ve grubun dini önderlik rolünü oynayan David Koresh ile beraber birkaç üye adına da tutuklama emri çıkarttı. Çiftlik bölgesine ani bir gündüz baskını planlayan ATF, Davidians'ların elinde bulunan silah ve patlayıcı stoklarının riskini iki taraf için de azaltmayı planlıyordu. Lakin olay yerine gitmek isteyen KWTX-TV muhabiri, ABD posta servisi için çalışan bir postacıya Mount Carmel'de bulunan olay yerinin adresini soruyor. Muhabirin adres sorduğu posta çalışanı tesadüfen tarikatın bir üyesi çıkıyor. Bu tarikat üyesinin Koresh'in kayınbiraderi olduğuna dair bir şüphe dahi var. Ve bu olay neticesinde tarikata haber uçtu. ATF'in sürpriz baskın avantajı ortadan kalktı. Tarikat üyeleri silahlı ve hazırlıklıydı. Yoğun silahlı çatışma 4 ATF ajanını ve 6 tarikat üyesini ölümüyle sonuçlandı. ATF'in mülke girmesi ama arama emrini yerine getirememesi üzerine FBI da olayın içine girdi ve kuşatma başladı. İki taraf arasında başarıya ulaşamayan müzakereler sonucunda 51 gün sonra 19 Nisan 1993'te FBI, tarikat üyelerini yerleşkeden çıkarmak adına göz yaşartıcı gaz saldırısına başladı. 19 Nisan 1993 sabahı saat 6 sularında FBI ajanları iki özel donanımlı tank kullanarak yerleşkeye girdi ve içeriye yaklaşık 400 konteyner gaz bıraktı. Saat 12 civarında yerleşkenin çevresinde yangınlar çıkmaya başladı. İtfaiyeciler güvenlik endişeleri sebebiyle alevlere müdahale etmeye çekindi. Alevler hızla yayılarak mülki avucunun içine aldı. Kısa bir süre sonra yerleşke alevler içinde kaldı. 51 gün süren kuşatma, 4 federal ajanın, 28 çocuğun ve 82 Davidian tarikat üyesinin ölümüyle sonuçlandı. Bu kadar fazla ölümün yaşanmasında büyük rol oynayan yangının nereden çıktığına dair net bir bilgi yok. Ekim 1993 ve Temmuz 2000 tarihli FBI kayıtlarına göre yanıcı göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin kullanılmasına rağmen yangını Davidianların başlattığını söylüyorlar. Yani hükümet uzun süredir eylemlerinin Waco yerleşkesindeki yangınların başlatılmasında hiçbir rol oynamadığını iddia etse de FBI'nin kullandığı gazın bir kısmının belirli koşullar altında yanıcı olduğu ortaya çıktı. Yangının başladığı gün ajanlar gerçek mermi kullanmadıklarını söylüyor. Tarikat üyelerinin bölgedeki saman yığınlarına yakıt döktüğünü ve farklı 3 noktada eş zamanlı ateşlediğini söylüyor. Ama genel olarak insanların öngörüsü gerçek mermileri kolluk kuvvetlerinin ateşlediği yönünde. Yangın sebebinin ateşli silahlar ve yanıcı göz yaşartıcı gaz kombinasyonu olduğu yönünde bir kamuoyu var. Lakin bu olay 2000 yılında hükümet görevlilerinin yangınları başlatmadığına veya yerleşkeye ateş açmadığına dair sonuçlandı. Peki bu kadar ciddi bir olayın resmi neden bu gazete küpüründe yer alıyor? Paradise kasabasında cuma gününe kadar geldiğimiz vakit o gün Uncle Dave'in doğum günü olduğunu görüyoruz. Ona bir hediye alıp yola koyuluyoruz. Uncle Dave'in evine vardığımız zaman evin ATF ajanları tarafından sarıldığını fark ediyoruz. Şehirden uzakta kurulmuş büyük bir yerleşke. ATF'in burada ne işi var ki? Ha siktir. Evet, bu görev sizlere az önce anlattığım Waco Siege veya Waco Massacre olayının birebir canlandırması. Evin neredeyse birebir aynı olması, Dave amcamızın bir grup dini bağınıza liderlik etmesi, spesifik olarak ATF'in orada bulunması, zırhlı araçların konumları, içeride bulunan fazlasıyla patlayıcı ve yanıcı madde, yerleşkenin şapel kısmında duvarda bulunan David Koresh yüzlü bir figür ve elinde M4 olan bebek İsa tasviri, yerleşkenin dış duvarına asılmış OC'yi anlıyoruz yazılı pankart. Burada hem orijinal yerleşkedeki Rodney King'i anlıyoruz yazılı pankarta gönderme yapılmış, hem de dünyanın en garip, rahatsız edici ve çözülemeyen davalarından birisi olan O.J. Simpson olayına göz kırpılmış. İçeride bulunan broşür standında göz yaşartıcı gaz ve diğer yanıcı maddeler yazılı broşür, Bebek İsa'dan mesaj, mermiler zaferin tohumlarıdır yazılı bir afiş. Yani bu kadar ciddi bir olayın mizahi bir şekilde ele alınıp bir video oyununda bu şekilde sergilenmesi
Ben bir şey demiyorum. Sizi bir süre Uncle Dave ile ATF arasında geçen diyalog ile baş başa bırakacağım. Siz bunu dinleye durun, ben bir el rikotek atıp kafa dağıtacağım. This is the ATF. Please stay inside. Do not attempt to leave the building. Pay no attention to the men with the torches. Stop oppressing us. We're innocent bystanders. We recommend you douse yourselves with something flammable and gather in a confined space. The good book told me to make you die, then myself. Someone's gotta take over, now! I ain't dying for this. I want this situation neutralized. Move out! I'm on it. Go, go, go! We're not zealots! Eat lead and die, unbelieving heathen scum. Secure the area. Comb the perimeter. Evet, geri geldim. Uncle Dave ve ATF arasında geçen muhabbeti dinlediniz. Bu da böyle bir oyun işte. Ben şimdi daha basit gameplay gibi mevzulardan konuşmaya devam edeceğim. Postal 2 genel olarak böyle bir şey. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Gameplay konusunda silah çeşitliliğimiz çok geniş bir yelpaze. Şahsen her birini sevmesem de muştadan tut tırpana, tabancadan tut inek kafasına, dinamitten tut taşak bombasına kadar çok büyük bir yelpaze sunuyor oyun bize. İstediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Değişik fantazilerinizi gerçekleştirebilir, rakiplerinizi çeşitli yollarla yok edebilirsiniz. İstersen benzin döküp yak, istersen el bombalarını yere bırakıp rakibine doğru tekmele, istersen kafalarına balyoz fırlat, istersen kedileri susturucu olarak... Genel olarak boktan şakalarıyla, siyasi göndermeleriyle baştan aşağı bir mizah oyunu. Ama karasından. Postal 2 altında muazzam bir hedef veya önemli bir mesaj barındırmıyor. Zaten Postal 2'nin bu kadar sevilmesinin büyük sebeplerinden birisi de bu. Oyun size birkaç görev ile pazartesiden cumaya oynadığınız Paradise kasabasını salıveriyor. Bunun üzerine kendini bile ciddiye almayan küçük bir hikayeyle taçlandırılınca tadından yenmiyor. Paradise kasabasında size verilen görevler dışında sizin de kendi başınıza keşfedebileceğiniz ilginç yerler ve olaylar da mevcut. Bunları da oynadıkça keşfetmek çok daha eğlenceli. Kısacası Postal normal bir oyun serisi değil. Gerçekten yaş sınırının uygulanması gereken oyunlar listesinde benim nezdimce. Oyunun tamamı kocaman bir şaka. Postal 2 muazzam oynanışıyla muazzam bir grafikle öne çıkmıyor. Ayrıca neden bilmiyorum ama bu oyunu her oynadığımda sanki Gold Source oyun motorunu kullanıyormuş gibi hissediyordum. Videoyu hazırlarken öğrendim ki aslında Unreal Engine 2 kullanılmış. Neyse ki müthiş kodlanmış. Oynarken asla sorun yaşamıyorsun. Postal 2 dönemine göre kara mizahi ve yer yer aptalca olsa da toplum eleştirileriyle öne çıkıyor. Zaten Running With Scissor oyunlar konusunda daha özgürlükçü bir yöne gidilmesini savunuyor. Sitelerinin hakkında kısmında şu yazıyor. Amacımız aksiyon dolu, eğlenceli ve hatta muhtemelen politik olarak doğru oyunlar yapmaktı. Oyunlarımız sizi eğlencenin dibine vurduracak kadar şiddet içerse de şiddetin her türlüsüne karşıyız. Üzüntü ve hayal kırıklıklarınızı dostlarınıza yansıtmaktansa bütün bu talihsizlikleri video oyunlarıyla kafanızdan atmanın çok daha makul bir yol olduğuna inanıyoruz. Bu mentaliteyle oyun yapmaya devam eden firmamız hala bu mentaliteyle oyun yapmaya devam ediyor. 2001'de yani Postal 2'nin çıkışından 2 sene önce Running With Scissor Postal 2'nin bir sosyolojik deney olduğunu söylüyor. Kötü şöhretiyle bilinen insanları tırpanla ortadan ikiye ayırıp köpeklerini öldürmekle tehdit ettiğimiz bir oyun nasıl bir sosyolojik deney olabilir ki? Aslında Postal 2 boyunca yapmamız gereken görevleri kimseyi öldürmeden, rahatsız etmeden, bir sosyopat gibi davranmadan da bitirebilirsiniz. Oyun bunu tamamen size bırakıyor. Normal insanlar gibi davranarak da görevleri yerine getirebilirsiniz. Aslında olay burada tamamen sizde bitiyor. Sen o sırayı bekleyecek misin yoksa sıraya kaynak yapıp işini daha hızlı mı halledeceksin? Dilekçeni insanlara imzalatmak için sadece bir kere mi soracaksın yoksa onları ailelerini öldürmekle mi tehdit edeceksin? Aslında bütün mesele bu. Ya sen Postal franchise'ını piyasaya süren firmasın. Siz bu oyunu yapmak istemişsiniz işte. Ki bunu sitenizin açıklama kısmında da yer yer röportajlarda da söylüyorsunuz. Siz kara mizahı, yetişkin içeriğini, goru, genel olarak artı 18 içerikleri seviyorsunuz ve oyunlarınızda bunları ana birimler olarak kullanmayı tercih ediyorsunuz. Bu arada kişisel fikir olarak ben piyasada Running With Scissor ve Postal markalarının bulunmasından gayet memnunum. Ama sen çıkıp biz oyunlarda bu tarz içerikleri destekliyoruz deyip peşine bir başka yerde çıkıp yok işte
kontrol aslında sizde. Siz isterseniz Postal Dude iyi bir karakter olabilir. Bu aslında sosyolojik bir deney gibi. Saçmalıkları yediremezsin. Sitenizde yazan açıklama gayet yeterli. Gerçek hayattaki şiddetten yana değiliz. Ve hayal kırıklıklarınızı çevrenizdeki kişilere karşı gerçekleştirmektense video oyunlarında canlandırmanın çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Tamam, açıklama gayet tatminkar. Bu kadarı yeterli. Firmanızın ve oyunlarınızın kimliği için yeterli bir açıklama. Ama sen ısrarla biz oyunlarımızda iyi veya kötü olmayı size bırakıyoruz gibi toplara giriyorsun. Evet, Postal 2 oyun kültüründe Pacifist Run diye bilinen bir oynanış tarzı var. Pacifist Run'ın olayı kimseye zarar vermeden oyunu bitirmek. Bunu gerçekten yapabilirsin. Bunu seçebileceğin görevler var. En basit örneği bankaya maaş çekini bozdurmaya gittiğinde sırayı da bekleyebilirsin, bankayı soyabilirsin. Ama ulan oyunun bir kısmında redneckler bizi seks kölesi yapmak için kaçırıyor ve oradan kurtulmak için herhangi bir şiddete başvurmamamızı mı bekliyorsun? O bilgisayarın başında oturan kimse pasifist standing almaya çalışmıyorsa dur da ben burada kimseye zarar vermeyeyim demez. Küreyi eline aldığın gibi ilk redneye verirsin odunu. Daha bu şekilde birçok görev var. He bir de başarımlar var. Gelin Postal 2'nin birkaç başarımına beraber bakalım. Dilekçeni imzalamayı reddeden birisini öldür. Birisinin yüzüne okusana kadar işe. Kediyi susturucu olarak kullan. 10 köpeği kedi susturucu takılmış pompalı ile öldür. 30 insanın bedeninin yarısını tırpanla kes. Birisini onu öldürmeden bütün uzuvlarını kes. Evet, anlaşılabilir. Ha bu arada şu detayı da atlamamak lazım. Hatırlarsanız az önce oyun boyunca çeşitli grupların nefretini kazandığımızı söylemiştim. Hafta içi boyunca oynadığınız hikayenin şöyle bir sistemi var. Örneğin bir görevde kütüphaneye kitap teslim etmeye gittiniz. Kitap karşıtı bir grup kütüphaneyi ateşe verip silahları ile içeri daldı. Sen de doğal olarak elindeki silahlarla onlara karşılık verdin. Oyun birçok yerde seni bu tarz durumların içine sokuyor. Ve sen karşıt grup ile çatışmaya başladığın için bu grupların nefretini kazanıyorsun. Ve nefretini kazandığın gruplar haritanda resim olarak yer alıyor. Ve bu çeşitli grupların nefretini kazanmama gibi bir durum söz konusu değil. Oyun aslında çok basit bir döngünün üstüne kurulu. Postal Dude yanlış zamanda yanlış yerde bulunur. Bir grup tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırıya karşılık verir ve üstün gelir. Bu saldırıya karşılık verdiği için karşı grubun nefretini kazanır. Oyun boyunca çok kez bu döngünün içerisinde kalıyoruz ve bu nedenle gün geçtikçe Postal Dude'un düşmanlarının sayısı artıyor. Sen görevleri istediğin kadar pasifist run ile tamamla. Kimseyi öldürme. Onlar sana düşman olmaya devam edecek. Çünkü oyun seni onların nefretini kazandığın yola itiyor. Kimseyi öldürmesen de herhangi bir karşıt grup ile göz göze dahi gelmesen de gün bittiği vakit o karşıt grupların nefretini her halükarda kazanıyorsun. Hadi tamam Postal 2'de süt alma, sıra bekleme, maaş çeki alma gibi beladan kolayca pasifist olarak kaçabildiğimiz bir takım görevler mevcut. Postal 2'de gerçekten birçok görevi sıra bekleyerek, para vererek bir şekilde geçebiliyorsun. Yani Postal 2 hakkında bunları söylemenizi, durmadan bunları promotlamanızı bir nebze anlayabiliyorum. Ama ulan orada postal duruyor. Toplu katliam simülasyonu. Bari bu saçmalığı postalı savunmak için kullanma. Bölümleri geçmek için popülasyonu azalttığın bir oyun. Neymiş efendim? Sen postal diyor musun yoksa kafasının içindeki iblis mi? Dude delirmiş. Psikotik bir katil ama tek başına değil. Cehennem tek başına bırakıldığında zararsızdır. Bütün olay siz klavyede bir tuşa basana kadar, devralana kadar. Onu kendi eğlencen için yaptığın korkunç eylemlere sen yönlendiriyorsun. Eğer istersen bir düğmeye basarak kendini de öldürebilirsin. He paşam tamam o da öyle olsun. Evet, kısacası Postal 2 hakkında franchise'ı beğenen ve destekleyen birisi olarak fikirlerim bu yönde. Az önce bahsettiğim konuda aynı düşünmesek de Running with Scissor gibi herhangi bir konuya bağımlılığı olmayan bağımsız stüdyoları seviyorum. Oyuncu topluluğuyla ilgilenen, iletişim kuran, yapmacık, renkli reklam yüzleriyle karşımıza çıkmayan, benim şahsen beğenerek takip ettiğim güzel bir oyun stüdyosu. Kendileri hala sektöre bağımsız işler üretmeye devam ediyorlar. Şahsen benim için özel bir yeri olan Postal 2, bu tarz mizahtan ve gameplay'den rahatsız olmuyorsanız deneyimleyebileceğiniz çok nadide tatlı bir parça. Oyunumuza dönecek olursak Postal Dude bütün bir hafta içini bitirdikten sonra her zamanki gibi karısıyla beraber yaşadıkları karavana döner ve karısının dırdırına dayanamayıp kendi kafasına sıkar. Ve Postal 2 hafta içi serüveni burada son bulur efendim. Postal 2'nin ek paketlerinden konuşacak olursak Share the Pain adıyla çıkmış bir multiplayer expansion'ı bulunuyor. Bu multiplayer modundan düşündükleri başarıyı elde edemeseler de keyifli bir deneyim olarak hala çalışır durumda. Çok düşük bir ihtimal dahi olsa dolu server'a denk gelme şansınız hala var. Share the Pain'e giriş yapın, Postal 2'de bulunan karakter modellerinden birisini seçin, dolu bir server bulabilmek için dua edin ve boom, Postal 2'yi online olarak deneyimleyebiliyorsun. Artık diğer insanlarla beraber Going Postal terimini birbirinize karşı gerçekleştirebilirsiniz.
Genel olarak Postal 2'den hiçbir farkı yok. Sadece rastgele insanlarla belirli bir harita içerisinde birbirinize ateş ediyorsunuz. 4 adet oyun modu var. Tahmin edebileceğiniz gibi en klasiklerinden FPS denince akla ilk gelen modlardan birisi Deathmatch. Deathmatch'in aptalca takımlarla oynandığı bir versiyonu alan Team Deathmatch, aptalcadan kastım Postal 2 evrenine yakışır bir tarzda bir Team Deathmatch. Mesela Butcher Team Dude, Running With Scissor Team Gary, Gimp Army, Taliban Army. Grudge Man! Rubbers Redneckler. Yani kısacası gerçekten Postal 2 evrenine yaraşır tarzda takımlar. Oyun modlarına devam edecek olursak Grab modu. Etrafta 10 tane para kesesi topladığında kazanabildiğim bir mod. Ve Snatch modu. Bu modda bildiğiniz bayrak kapmaca. Ama tabii ki Postal oynadığımızı unutmamamız lazım. Bayraklar yerine karşı takımın Postal Babe'ini kaçırıyorsunuz. The enemy bitch was snatched. Eğer bu oyun modlarından herhangi birini kazanırsanız iki tane Postal Babe yanınızda seksi seksi dans eylemeye başlıyor. Tüm bunların yanında neden bilemiyorum ama multiplayer'ın oynanışı aşırı clunky. Bir gariplik var. Oynarken mouse aşırı saçmalayabiliyor. Garibime giden şey normalde hali hazırda çalışan Postal 2 mekanikleri Postal 2'nin multiplayer modunda sıkıntılı çalışıyor. Bunun sebebi olarak diğer oyuncularla oynadığımız için çeşitli mobilite kısıtlamaları yaptılar gibi düşünüyorum ama bunun bir dayanağı yok. Kesinlikle geliştirilip fixlenmesi gereken bir durum ama Running With Scissor Postal 2 multiplayer versiyonundan ümidi kesip elini ayağını çekeli çok oldu. Kısacası Postal 2'niz varsa denemesi ücretsiz. Gidip deneyimleyin. He bir de Share the Pain'in oyunumuza kattığı tek şey multiplayer değil. Ayrıca single player versiyonuna ekranda gördüğünüz şu iki mekanı ekliyor. Share the Pain sayesinde elde ettiğimiz bu birbirinden tatlış özellikleri tarihin tozlu sayfalarına tekrardan geri gömecek olursak Apocalypse Weekend'e geçebiliriz. 2004 yılında Postal 2'nin devam oyunu olarak Apocalypse Weekend piyasaya süründü. Postal 2 boyunca pazartesiden cumaya kadar oynadığımız serüven Apocalypse Weekend ile cumartesiden pazara kadar devam ediyor. Postal 2'nin çok keyifli bir yan paketidir. Dude en son kendisini başından vurması üzerine mermi beynini sıyırmış. Lakin merminin verdiği hasar halüsinasyonlar görmesine yol açar. Hastanede gözlerini açar ve yanı başında geçmiş olsun mesajlarının yanında bir de Bitch'in yazdığı mesajı bulur. Dude'u terk etmiştir. Hastaneden tam çıkacakken panoda asılı olan bir ilan Dude'un dikkatini çeker. Sperm bağışı karşılığında iyi para alabilirdi. Tabii ki bunu kabul eder ve işler istenildiği gibi gitmez. Çok uzatmamak gerekirse Apocalypse Weekend Postal 2'nin aksine lineer yani doğrusal bir çizgide ilerleyen güzel bir expansion. Öyle sağda solda gezdim yok. Yapmanız gerekenler ve ilerlemeniz gereken rota belli. Apocalypse Weekend keyifli bir 2 saat olarak aklımda kalsa da benim için punchline niteliğinde olan en sevdiğim sekansı sizlerle paylaşmak istiyorum. Well done, son. You did so well. I'm promoting you to Chief Pigeon Relocation Engineer. Congratulations. Here's your rocket launcher. Don't abuse it now. Time to relocate some pigeons. I told you no. What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? Hold on. Proposal for the pigeon mission. We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck, are you kidding me? Vince, the kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video. You want my luck? Enough! Hold on, I said. Who is this? Get on fucking line, you want money too. You, fuck you too. Wow, that was the most incredible thing I've ever done. Yaklaşık 2 saatlik bir gameplay'in sonunda Dude ve tek dostu Champ karavana binip yollara koyulur. İkisi beraber Paradise kasabasını geride bırakırlar. Ve Dude hemen akabinde kasabadaki nükleer başlıkları patlatır ve karakterimiz imza sözü haline gelmiş cümleyi kurar. I regret nothing. Şimdi bahsedeceğimiz oyun aslında fan-made bir Postal 2 modu. Ve karşınızda Postal 2... Postal 2... Bunu değiştir. Dur bekle. Bunu değiştir. Ve karşınızda Postal 2 Corkscrew Rules. Corkscrew Rules. Corkscrew Rules. 2005 yılında Avalon Style Entertainment ve Akela Postal 2 için Corkscrew Rules adında bir eklenti piyasaya sürüyorlar. Bu versiyonun ana oyun akışıyla hiçbir bağlantısı yok. Aslında sadece Postal 2'nin Ruslar için yerelleştirilmiş boktan bir versiyonundan ibaret.
Ana karakterimiz klasik postal oyunlarındaki Dude yerine çok farklı, çok daha yenilikçi bir karakter olan Stopar adındaki porno yıldızı. Yersen. Stopar adında Dude'a tıpatıp benzeyen bir versiyonunu oynuyoruz. Kendisi Mulhouse Rank City'de koca penisiyle tanınan bir porno yıldızı. Stopar bir gün akıl hastanesinde gözlerini açar ve penisinin çalındığını öğrenir. Penisini çalan doktoru bulmak üzere yola koyulur ve standart bir postal oyununda olduğu için bol bol ayak işleri yapar. Corkscrew Rules bana çok hitap edemedi. Çok gereksiz, lüzumsuz bir versiyon. Healthpipe yerine vodka içtiğimiz, Rus punk gruplarının şarkılarından oluşan soundtrackleri dinlediğimiz, kirli çorap ve sapan gibi aşırı dandik silahları kullandığımız, çok tahmin edilebilir gereksiz içeriklerle dolu gereksiz bir versiyon. Ama Steam Atölye kısmında duruyor. Ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Peki niye bu versiyondan bahsettim? Ruslar tarafından Ruslar için yapılmış bu kadar boktan bir modu niye size anlattım? Videoya Eternal Damnation, The Thing gibi güzel modları almadım da neden bu sikindirik Rus modunu aldım? Videonun ilerleyen kısımlarında anlayacaksınız. Sadece Akella'yı unutmayın. Yıllarımız 2007'yi gösterdiğinde piyasaya bir postal filmi sürülür. Videomuzun ana teması oyunları üzerine olduğu için hiç bu konuya girmeyeceğim. Sadece postal seviyorsanız izlenebilecek keyifli, komik, eğlenceli bir film. Şahsen "Ha bu postal filmidir bu" diyerek izledim ve eğlenceliydi. Daha fazlası değil. Yıllarımız 2009'u gösteriyor ve firmamız Posa Babes adında bir mobil oyun çıkarıyorlar. Evet, mobil oyun. Sebebini bilmiyorum, lakin firmamız böyle bir atılımda bulunmanın mantıklı olduğunu düşünüyor ve harekete geçiyor. Running with Scissors'dan ziyade bu oyun HeroCraft adlı firma tarafından geliştiriliyor ve yayınlanıyor. Ve Postal Babes kendince küçük bir mobil oyun olarak piyasada yerini alıyor. Postal serisi başından beri aslında Postal Babes muhabbeti var. Oyun fuarlarında, eski sitelerinde ve oyunlarında Postal Babes her zaman yan içerik olarak kullanılır. Hatta yıllarımızda daha da geriye alırsak, Running With Scissors sitesinde Postal Babes adında pornografik içeriklerin paylaşıldığı bir panel dahi var. Oyunumuza geri dönecek olursak yapmamız gerekenler çok basit ve net. Starsville Üniversitesi'ni ele geçiren manyaklar ile savaşmak ve hızlıca kız öğrencileri kurtarmak. Hack and Slash Beat'em Up türündeki oyunumuzda iki adet ana karakterimiz var. Babe in Black ve Babe in White. Babe in Black yakın dövüş silahlarında ustalaşmış bir ablamız. Beyzbol sopası, pala, çift bıçak ve kılıç gibi silah seçeneklerimiz var. Babe in White ise ateşli silahlarda uzman. Tabanca, makineli tüfek gibi klasik silahları kullanıyor. Ancak silahsız yakın dövüşte de eli ağır bir ablamız. Oyunu kısacası bu şekilde açıklayabiliriz. Lakin şöyle bir sıkıntımız var, bu oyunu artık oynamanın bir yolu yok. İllegal yollardan bahsetmiyorum tabii ki de. İnternete yüklenen hiçbir şey silinmez. Aha da bunun gibi. Ama bu oyunu satın alabileceğiniz veya indirebileceğiniz bir platform yok. Sitelerindeki açıklama şu yönde. Postal Babes eski Java tabanlı cep telefonları için piyasaya sürülen resmi lisanslı bir beat'em up hack and slash oyundur. Geliştirici yayıncı artık oyunu kendileri satmıyor. Bu yüzden oyunu edinmenin ve oynamanın hiçbir yolu yok. Bunu resmi olarak destekleyebiliriz. Ancak Java telefon standartlarına göre makul olmasının yanı sıra gerçekten çok fazla bir şey yok. Postal markası ile gerçek bir bağlantısı da yok. Bu nedenle muhtemelen pek bir şey kaçırmıyorsunuzdur. Sırada Postal Mobil var. Postal Mobil, Ministry of Fun tarafından geliştirilen Global Fun ve Akella tarafından 27 Ağustos 2009'da yayınlanan küçük bir mobil oyundur. Pazartesiden çarşambaya oynadığımız küçük bir hikaye. Videoyu izleyen kimsenin gidip de Postal Mobile oynayacağını düşünmüyorum, bulabileceğinizi düşünmüyorum. O nedenle hikayeyi çok kısa özet geçeceğim. Birkaç haydut Dude'un arabasını çalar. Postal Dude arabasının peşine düşer. Bir takım olaylar sonrasında arabasını çalan haydutların aslında belediye başkanıyla pis işler içinde olduğunu öğrenir. Dude yozlaşmış gangsterlar ve polislerle çarpışarak belediye binasına ulaşır. Belediye binasını ateşe verir ve bir süre sonra başkan patlayıcıların yanından koşarken patlamadan ölür. Dude başkanın kirli işlerini ve yaptığı yolsuzlukların kanıtı olan belgeleri ele geçirir. Dude belgeleriyle belediye binasından kaçar ve bir gazeteciyle buluşur. Gazeteci elinde belgeler olduğunu söyler ve bir röportaj talep eder. Kameralar Dude'a döner ve Dude seyircilere arabasının çalındığını ve bulan kişiye ödül vereceğini söyler. Ve perde kapanır. Postane katliamlarıdır, tarikatlardır, oyunlardır, mobil oyunlardır, filmlerdir, modlardır derken güzel bir avukat ettik. Hala buradaysanız, benimleyseniz bu tarz videoların devam edebilmesi ve Mert Günhan'ın Bodrum katından kaçabilmem için bu videoyu beğenip yorum yapın. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın ki 11 Eylül'ü Takunyalılar yaptı. Yıllarımız 2011'i gösteriyor ve Running With Scissors yıllar sonra piyasaya damgasını vuracak bir başka postal oyunu çıkarmak istiyor. DLC'ler konusunda ne kadar iyi işler çıkarmış olsalar da Postal ve Postal 2'den sonra bir başka ana oyun çıkarmak istiyorlardı. Evet, gözler Postal 3'e yönelmişti. Güzelce incelemek adına Postal 3'ü satın almak istedim.
bekliyorum, alamıyorum. Sanırım Steam'de bir problem var. O zaman biz de kendi sitelerinden satın alırız. Evet. İki elim yakamda olacak. Evet, şu anda Postal 3'ü korsan dışında oynamanın hiçbir yolu yok. Peki neden böyle? Postal 3 aslında yok muydu? Hiç çıkmamış mıydı? İnternete göre Postal 3 bir Mandela efekti olamazdı. Yoksa öyle miydi? Öyleyse gel çocuğum, sana Postal 3 destanını anlatayım. Hatırlarsanız Running with Scissor, Postal için Ripcord Games ile çalışmıştı. Daha sonrasında Ripcord Games kapatıldı ve Postal 2 için Whiptail Interactive ile çalışılmaya başlandı. Whiptail Interactive, net bir tarih olmamakla beraber 2006 civarı oyun piyasalarından çekildi ve video poker servis hizmeti, kısaca kumar hizmeti veren bir şirket haline geldi. Ama Running with Scissor, Postal 3 için kiminle çalışacaktı? Bu franchise'ın bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Peki bu kutsal görev için kiminle çalıştılar dersiniz? Tabii ki de Akella ile çalışmaya karar verdiler. Akella, Postal 3 için kolları sıvadı. Postal franchise'ının kaderi onların ellerindeydi. 5 farklı şirket içi geliştirme ekibinden oluşan Akella, şu pastada da gördüğünüz gibi en büyük hatayı çoktan yapmışlardı bile. En küçük ekip QA, yani kalite kontrol ekibi. Ama neyse, ne kadar kötü olabilir ki? Yıllar 2006'yı gösterdiğinde Postal 3 resmi olarak duyurulmuştu. Hedefler belirlenmiş, çalışmalara başlanmıştı. Running with Scissor tasarım ve yazma kısmı ile ilgileniyordu. Akella ise programlama ve modelleme görevlerini üstlenmişti. Hatta Akella Postal 3'ü PlayStation 3 ve Xbox 360'a dahi portlamak istiyordu. Her şey çok iyi, her şey süper. Bu ekibi kim durdurabilirdi ki? Dünya üzerinde yaşanmış efsanevi 2008 ekonomik krizi kapıda bekliyordu. Bu kötü durum bütün ülkeleri vurmasından ziyade Rusya'yı ayrıca vurmuştu. Akella ekonomik sorunlardan payını almış, iki yakasını bir araya getirmek adına bir dizi işten çıkarmaları zorlanmıştı. Hepsi de Thrashmaster stüdyolarında çalışan bu geliştiriciler, daha önce de belirttiğim gibi 5 ana ekibe ayrılmıştı. Peki siz böyle bir problem ile karşılaşsanız bu pastadan ilk önce hangi ekibi kovardınız? Doğru cevap. Tabii ki de en başından beri Postal 3 üzerine çalışan ve o noktaya kadar umut vadeden tüm yapıyı sağlayan A ekibini kovardınız. Kim olsa aynı şeyi yapardı. B ekibi daha deneyimsiz ve daha küçüktü. Asıl amaçları Postal 2'deki gibi açık dünya görev yapısını devam ettirmekti. B ekibi deniyordu, lakin Source Engine ile geliştirilen Postal 3 fazlasıyla sorunla baş etmeye çalışan deneyimsiz B ekibine ayrıca zorluk çıkarıyordu. Akella yapabilecekleri en garip ve sorgulanısı değişikliklerden birisini daha yaparak Postal 2'den sonra Postal franchise için çok büyük rol oynayan açık dünya elementlerini kaldırarak oyunu daha lineer bir hale getirdi. Yıllar 2009'u gösterdiğinde Akella kan kaybetmeye devam ediyordu. Ve birçok zorluğa rağmen ayakta kalmaya çalışan B ekibinde kovmak durumunda kaldılar. Running with Scissor bütün bu olanların farkındaydı. Akella'ya durumu daha da batırmadan işi iptal etmeleri için yalvardılar ama olumlu bir yanıt alamadılar. Akella inatla bu işe devam etmek istiyordu. Çünkü bütün para kayıplarının yanı sıra bütçelerinin büyük bir kısmını bu işe gömmüşlerdi. Yatırımlarını yakmak istemiyorlardı. B ekibinin de kovulmasıyla beraber bütün işi C ekibi yüklendi. Ama bu çok uzun sürmedi. Bilin bakalım ne oldu? Evet, onlar da kovuldu. Bütün iş artık D ekibinin elindeydi. Akella yaşanan bütün bu saçmalıklara rağmen bu ürünü çıkartmak istiyordu. Ayrıca 2012 civarı Akella yaklaşık 6 milyon dolar değerinde birden fazla davanın ortasındaydı. Yani Postal 3'ün yakasını bırakmamalarının en büyük sebebi acilen paraya ihtiyaçlarının olmasıydı. D ekibi hala oyun üzerine yamalar çıkartmaya devam ediyordu. Çünkü Postal 3 hala çok bug'lı ve eksik bir üründü. Akella son olarak kendine yakışanı yaptı ve D ekibini de kovdu. Hatta D ekibinin paralarını bile vermedikleri söyleniyor. Yıllarımız 2011 gösteriyor ve Postal 3 yayınlanıyor efendim. Önce 23 Kasım'da sadece Rusya'ya yayınlanıyor. Bir ay sonrası 21 Aralık'ta ise tüm dünyaya yayınlanıyor. Ve insanlar tabii ki de bu üründen memnun kalmadılar. Ortada çok korkunç bir iş vardı. İnsanlar oyundan istediklerini alamamışlardı. Verilen sözlerin tutulmamasının yanı sıra korkunç bug'lar ve sorunlar vardı. Bu ürünün satışa hazır olmadığı çok açık ve netti. Running with Scissor eli meşaleli topluluğu sakinleştirmeye çalışıyordu. Lakin bu pek de işe yaramıyordu. Bu ürünün boktan olduğunu Running with Scissor da farkındaydı. Running with Scissor, Akella'dan oyunun kaynak kodlarını vermelerini istedi. Akella ise bu çağrılara olumlu geri dönüş yapmamakta ısrarcıydı. Haliyle yaşanan bütün bu drama Running with Scissor ve Akella'nın arasında gerginliğe yol açtı. Bütün bu çatışma ortamında Running with Scissor, Postal 3 satışlarını kendi siteleri üzerinden durdurarak ilk hamleyi yaptı. İnsanlarla iletişim kurabildi bütün sosyal mecralarda Postal 3 almayın diye bağırmaya başladı. Az önce de belirttiğim gibi Running with Scissor bu ürünün satışa uygun olmadığını ve kötü olduğunu farkındaydı.
Zaten bir aile şirketiymişçesine yönetilen Running with Scissor bu hamleyi yapmaktan doğal olarak geri çekilmedi. Sonuçta Running with Scissor yaptığı işlerin politik doğruculuğa aykırı olmasının sonucunda desteğinin tamamını halktan alıyordu. Arkasında dev gibi foncular değil halkın desteği vardı. Gençliği vardı. Kısacası Running with Scissor Akela ile ipleri çoktan koparmıştı. Her yerden postal için ne kadar boktan bir oyun olduğunu bağırmaya devam ettiler. Oysa ki işin başında Running with Scissor ve Vince Stacy Postal 3 için çok umutluydu. Postal 3 duyurusunun ardından oyunculara Postal 3 hakkında yenilikleri ve umutlarını bahsettiği bir videosu dahi var. Yeni silahlar, karma sistemi, yeni gameplay unsurları... Ama işte olmadı be abi. Bu Postal 3 dramasını oyunların içine bile entegre ettiler. Postal 2'ye Screw That Game diye bir başarım eklediler. Bu başarımı elde edebilmeniz için Postal 2'deki çöplüğe gidip çalıların arasında saklanmış Postal 3 kopyasının üstüne işemeniz gerekiyor. Hatta birazdan konuşacağımız Postal 2 Paradise Lost DLC'sini bitirirseniz Better Than Postal 3 başarımını kazanırsınız. Yine Postal 2 Paradise Lost'ta bir eve girerseniz Postal 3 hakkında şöyle bir easter egg dahi bulabilirsiniz. Korona döneminde insanlar eve kapanınca Postal 4'ün Early Access'i için hazırladıkları küçük reklam filminde bile bütün oyunların satılmış olduğunu sadece Postal 3'ün satılmadığını görürüz. Oyun içi içeriklerindeki haraslamalar bitti mi dersiniz? Tabii ki de hayır ama daha fazla uzatmadan sosyal medya haraslamalarına geçeceğim. Her yerden Postal 3 almayın diye bağırmalarından ziyade sosyal medyadaki haraslamalarına devam ettiler. Bütün bu Don't Buy Postal 3 olaylarında tabii ki de oyuncular da durmadı. Onlar da her yerde bu olayı konuşmaya ve bu olayın şakalarını yapmaya başladılar. Hatta bir dönem oyunculara bedava Postal 3 keylerini bile dağıttılar. Zamanında Mike Jarrett'a Twitter'dan yazsaydınız bedava Postal 3 key sahibi olabilirdiniz. Resmi Discord sunucularının Postal 3 sayfasının açıklamasında Postal 3 boktan ama burada Postal 3 hakkında konuşabilirsiniz yazıyor. Postal 3'teki Dude'un seslendirmesini yapan Corey Cruz bile bu konu hakkında şöyle bir video yayınladı. Hey there, Corey Cruz here. I'm excited about returning as Postal Dude in Postal 4 and Postal Brain Damaged because Postal 3 sucks. I regret nothing. Peki şu anki zamanımızda Postal 3'e ne oldu? Oynanabilir durumda mı? Peki yıllarca Postal 3 neden Steam'de satılmaya devam etti? Running with Scissor bunu neden Steam'den hızlıca kaldırmadı? Bu konulara cevap verecek olursak DRM sorunları vardı. Running with Scissor'ın Postal 3 Steam sayfası üzerinde herhangi bir kontrolü yoktu. O nedenle oyunu kaldıramadılar veya ücretsiz hale getiremediler. Haliyle Running with Scissor Postal 3 üzerinde çalışmalarını uzun süre önce durdurdu ve 21 Kasım 2022 yılında DRM sebebiyle Postal 3 Steam üzerinden kaldırıldı. Böylelikle Postal 3 tarihin tozlu ve ücra bir sayfasında yerini aldı. Bu videoyu hazırlamadan önce Postal 3'ü kendim oynamak istedim. Herhangi bir platform üzerinden satılmadığı için haliyle ulaşamadım. Running with Scissor Discord sunucusundaki insanlara sorduğumda kimse alamayacağımı, kimse sadece korsan bir şekilde bulabileceğimi söyledi. He bir de birisi çok boktan ve güvensiz bir site linki atıp buradan satın alabilirsin dedi. Tabii ki de almadım. İnternet korkunç derecede büyük bir kara delik. İllaki korsan versiyonu bir şekilde bulabiliriz. Lakin bunlarla uğraşmaktan nefret ederim. Bu konu hakkında Vince Stacy'ye Twitter üzerinden ulaştım ve bana şunları söyledi. Yıllardır key'imiz yok. Tek bildiğim yer Postal Anniversary Collector's Edition. Ama buradaki key'lerin çalışacağının garantisini veremem. Postal 3 artık düzgün çalışmayan DRM nedeniyle Steam'den kaldırıldı. Kaldırılması bizim kararımız değildi. Sadece oyunu geliştiremedik. Aynı zamanda herhangi bir değişiklik yapmak için mağaza sayfasına erişimimiz yoktu. Eğer illaki almak istersem bu mesajların ardından şöyle bir yol önerdi. Sitelerinden 600 lira değerinde Postal Anniversary Collector's Edition satın alacaktım. İçinden çıkan kodu Steam'e girip DRM sorunlarını düzelten bir mod yükleyecektim. Mod dediğime bakmayın. Bana şu uzunlukta bir Steam rehber sayfasının linkini attı. Doğru düzgün okumadan kapattım sayfayı. Bu mod ve modlama işlerinden nefret ederim. Beceremem. Küçükken kreklemeyi de beceremezdim. Üstüne Postal 3 için 600 lira harcamak bana mantıklı gelmedi. Bana mantıklı gelmesini geçtim, hiç kimse için mantıklı değildi. Hele Türko, senden bahsediyorum Türko, senin için hiç akıl kârı değil. Bir diğer seçenek ise az önce bahsettiğim gibi korsan bir şekilde çözebilirdim. Yok abi kalsın. Postal 3 oynamasam da olur. Efendim? Nasıl? Postal 3 Steam'e geri mi gelmiş? Bunca yaşanan olaylardan sonra ben bu videoyu hazırlarken mi Postal 3 Steam'e geri getirmişler? Tamam, tamam. İvan tamam. Aradığın için sağ ol paşam. Ben kapatıyorum şimdi, videoya devam etmem lazım. Ne? Efendim söyle. Hayır İvan, insanlar anime izliyor diye onları Pendik'teki evinin bodrum katında bir kafese kilitleyip cumartesiyi pazara bağlayan gecede onları ölümüne dövüştüremez. Bu çok yanlış ve yasa dışı. Kapat telefonu.
Evet, az önce aldığım bir habere göre 13 Ekim saat 11 civarı Running with Scissor Twitter üzerinden şu tweet'i paylaşmış. Onların söylemiyle Postal 3 serinin karanlık bir bölümü olmasına rağmen insanlar bu içeriği kontrol edebilmeli. Yani kısaca Postal 3 Steam'e geri dönmüş. 65 liraya bu ürünü alıp deneyebilirsiniz. Böyle bir hamlede bulunmak isteyenlere iyi şanslar dilerim. Evet, sırada 2015'te Postal 2 için çıkartılmış DLC Paradise Lost var. Paradise Lost hakkında konuşmaya başlamadan önce asıl Postal 2 ile başlayan Postal lore'una bir bakalım ve hızlı bir özet geçelim. Postal 2 ile bir hikayeye sahip olacak diyordu, zaten tanıyoruz. Kendisi Paradise kasabasında karısı Beach ile karavanda yaşayan standart bir karakter. He bir de köpeğimiz Champ var. Postal 2'de Apocalypse Weekend eklentisi ile beraber bir hafta boyunca oynuyoruz. Hatırlarsanız Cuma günü Dude kendi kafasına sıkıyordu ve Cumartesi günü kafasında bandajlar ile hastanede uyanıyordu. En sonunda şehirden dostu Champ ile ayrılırken nükleer başlıkları patlatıyor ve Paradise kasabasını kesin olarak yok ediyordu. Postal 2 orada bitiyor ve hikaye Postal 3 ile devam ediyor. Postal 3'te ise yola devam edebilmemiz için aracımızın benzine ihtiyacı vardı. Dude Paradise kasabasını yok ettikten sonra kardeş kasaba olan Katarsis şehrine gelir. Benzin için paraya ihtiyacı vardır ve para kazanmak için çeşitli işlere girer. Bir saniye. Aracımızın benzini bitti. Katarsis şehrinde benzin için para kazanmaya başladık ama gameplay boyunca benzini silah olarak kullanmayı da ihmal etmedik. Neyse. Postal 3 çok kötü abi konusunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Postal 3'te Pacifist Good Bad Evil endinglerinden birisini aldıktan sonra oyun biter. Ama Postal 3 dramalarını hatırlayacak olursak Running with Scissor'ın Postal 3'ten pek haz etmediğini hatırlıyoruz. Paradise Lost, Postal 3 rezilliğinin üstünü kapama ve oyunculara hala bir umudun olduğunu göstermek adına yapılmış bir DLC. Paradise Lost'a giriş yapıyoruz ve oyun kısa bir sinematik ile başlıyor. Dude yanında Champ ile Paradise kasabasını patlattıktan sonra şehirden çıkış yapıyor. Bir saniye. Hani Katarsis Matarsis bir şey vardı. Postal 3'te zaten Paradise kasabasından çıkmıştık. İşte olay orada başlıyor. Sinematiği izlemeye devam ediyoruz. Aracımızla giderken Champ bir kedi görüyor ve camdan kedinin peşine atlıyor. Apocalypse Weekend'den de hatırlarsanız başımıza aldığımız hasar yüzünden yer yer halüsinasyonlar ve baş ağrıları geçiriyorduk. Champ araçtan atladığında tekrardan bu baş ağrılarından birini yaşıyoruz ve aracın kontrolünü kaybedip bir kayaya tosluyoruz. Ve boom. Dude Postal 3 hakkında çeşitli sanrılar görüyor ve uyanıyor. Saçı sakalı karışmış, aracı çok kötü durumda ve eskimiş. Belli ki çok uzun süredir baygın. Ne kadar süredir baygın olduğuna dair net bir bilgi yok, lakin Paradise kasabasında yaşanan patlama sonrası yeniden bir hiyerarşik düzen oturacak kadar baygın kalmışız. Evet, olay kısaca bu. Postal 3 aslında Dude kaza geçirdikten sonra baygın kaldığı süreçte gördüğü boktan bir kabusmuş meğerse. Postal 3 bir kabus olarak hikayede yerini alıyor ve Paradise kasabasına dostumuz Champ'i bulmak için geri dönüyoruz. Paradise Lost DLC'si işte bunu anlatıyor. Yani bütün bu drama abi Postal 3 aslında tuzlukmuş gibisinden ilerlemeye devam ediyor. Oyundan çok spoiler vermeden konuşacak olursak zaten hali hazırda bildiğimiz Postal 2'yi yeni bir hikayeyle oynamaya başlıyoruz. Hikaye tamamen Champ'i bulmak üzerine kurulu. Gayet keyifli bir gameplay var. Postal 2'yi severek bitirdiyseniz Paradise Lost'a da bakmanızda fayda var. Yine Paradise kasabasındayız ama şehirde nükleer başlıklar patlattığımız için şehirde iklimler değişmiş. İki sokak ötede kuraklık varken bulunduğunuz noktada korkunç bir kar yağışı var. Oynanış kısmında da küçük tatlış yeniliklerimiz var. Özellikle silahlar konusunda. Revolver, yeni bir pompalı, flash bombası, dildo gibi yeni çeşitlerimiz var. Ayrıca favori itemim Habib Power Station. Bu içecek sayesinde bir süre boyunca elinizde hangi silah varsa onu iki elle dual bir şekilde tutmaya başlıyorsunuz. Sol tıkla soldaki silahı, sağ tıkla da sağdaki silahı ateşliyorsunuz. Çok OP bir item olduğunu kabul ediyorum ama kullanması aşırı keyifli. Silahlar ve oynanış dışında Postal 2'de hatırladığımız birçok OG karakteri tekrardan görüyoruz. Postal'ın filminde Postal diyonu canlandıran oyuncu Zach Ward, Paradise Lost sayesinde karşımıza boss olarak dahi çıkıyor. Hatta Postal 3 Dude ile bile oyun boyunca yer yer karşılaşıyoruz. Kısacası Paradise Lost'u Postal 2'nin kaliteli bir modu gibi düşünebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Aradan bir yıl geçiyor ve Postal Redux piyasaya düşüyor. İlk oyun olan Postal'ın remake hali olan Postal Redux daha günümüzde oynanabilir bir hal alıyor. Postal Redux daha yüksek çözünürlük, daha akıcı bir oynanış, daha günümüze uygun silah mekanikleri gibi olaylarıyla tekrardan piyasaya düşüyor. Kısacası daha günümüze uygun bir teknolojiyle Postal deneyimlemek artık mümkün. Şahsen canım Postal çektiğinde Postal Redux tercih ediyorum. Girip campaign modunda one shotlar atıp çıkıyorum. Serinin benim için en ilgi çekici oyunu olan Postal hakkında zaten videonun başında yeterince konuştuk. Video başında Postal
konsol hakkında övdüğüm her şey upgrade edilip önümüze resmen altın tabakla sunuluyor. Özellikle yükleme ekranlarının yeni versiyonlarını, yüksek çözünürlüklü hallerini çok beğendim. Tabii ki ilk Postal'dakilerin zamanın teknolojisi sebebiyle daha rahatsız edici olduğunu atlamamak lazım. Aralarında herhangi bir seçim yapmıyorum. İki versiyonu da ayrı ayrı seviyorum. Kısacası Postal Redux ilk oyunun zamanımıza göre daha oynanabilir hale getirilmiş remake hali. Evet, geldik serinin şu anlık bilinen son oyununa. Çıkış olarak değil, lakin hikaye olarak şimdilik son oyunu diyebiliriz. Ve karşınızda 20 Nisan 2022'de çıkış yapmış Postal 4. Postal Dude ve yoldaşı Champ Paradise Lost'ta yaşananlardan sonra Arizona çöllerinde amaçsızca hayatlarını yaşarken mola için durdukları bir benzin istasyonunda karavan ve araçları çalınır. Üstündeki bornozu ve yoldaşı Champ dışında herhangi bir şey olmayan Dude, Meksika sınırının yakınındaki Arizona Edinson kasabasına doğru yola koyulur ve hikayemiz başlar. Running with Scissor'ın Postal 3 sürecinde iyi bir ders aldığını görüyoruz. Postal 3 sürecinde yaşananlardan sebep dilleri yanmış olacak ki Postal 4 çok basic bir Postal 2 deneyimi barındırıyor. Yenilikler güzeldir, lakin düzgün ve istikrarlı bir şekilde gidemediği sürece çok kötü sonuçlara yol açabilir. Bu vesileyle Running with Scissor Postal 2 köklerine sadık kalmayı tercih ediyor. Aslında çok da yeni bir şey denememişler. Kısacası Postal 4 çağımızda oynanmaya daha uygun ve daha gelişmiş bir Postal 2 diyebiliriz aslında. Ha, bundan rahatsız mıyım diye soracak olursak sanırım hayır. Evet, oyunlarda yenilikçi hareketler tabii ki de görmek isterim. Yeni gameplay çeşitleri, yeni hikayeler, yeni olaylar, daha öncesinde bana sunulmuş herhangi bir deneyimden farklı bir deneyim. Ama hayır, bunu Running with Scissor'dan beklemiyorum. Sanırım onlardan beklediğim tek şey Postal franchise'ının istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Postal ve Running with Scissor kültürünün devam etmesi dışında pek bir şey istemiyorum. Yapılmasın demiyorum. Sadece öyle bir beklentim olmadığını belirtiyorum. Kısaca Postal 4 Dude'una değinecek olursak kendilerini biraz yaşlanmış görüyoruz. Üzerimizde Smokey the Test Monkey resmi olan siyah bir tişört ve imza trench coat'u yerine mor bir bornoz giyiyor. Kombinimiz kareli koyu yeşil bir şort ve askeri siyah çizmeler ile beraber tamamlanıyor. Postal 4 Dude komünite tarafından pek sevilmemiş olsa da bence kafi bir tasarıma sahip. İnsanlar genel olarak Postal Dude'un imza kıyafeti olan siyah trench coat'un olmamasına gerilmişler ama aslında bu çok ciddi bir sorun değil. Çünkü oyun içinde kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Şahsen ben de Postal 2 Dude'u daha çok beğeniyorum ama bunun bir çözümü yok değil. Oyun içinde orijinal görünüme geçiş yaptım. Oyun içerisinde Postal 3 Dude'un bile kostümü var. Yani biraz gereksiz abartılmış bir konu. Muhtemelen insanların bunu hoş karşılamamasının asıl sebebi bütün reklam kampanyası Postal 4 Dude'un üstünden yürüdü. Ama yine de ben bu mevzunun yeterince gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu gördüğüm Postal Dude benim için yeterli. Oyun içerisinden konuşacak olursak az önce de dediğim gibi biraz upgrade'lenmiş bir Postal 2 oynuyoruz aslında. Daha iyi grafikler ve mekanikler ile keyifli görevler yapıyoruz. Ha bu arada daha iyi grafiklerden kastım başarılı olması değil. Sadece Postal 2'den iyi olmasından bahsediyorum. Tabii ne konuda iyi olduğu tartışılır. Ambiyans olarak apokaliptik ve sıkıntılı bir düzenin içerisinde bulunduğumuzu bize gayet başarılı bir şekilde anlatıyordu. Ama Postal 4 sanki kimsenin izlemediği tek sezon Cartoon Network çizgi filmi gibi. Kendine has herhangi bir teması yok. Sanki sadece Unreal Engine 4'teki assetleri tutup oyuna sürüklemişler ve kontrastı fulllemişler gibi bir görüntü var. Oyunun level design ve atmosfer olarak başarılı bulduğum tek yere lağım görevi. Lağım bölgesinin dünyadan daha farklı bir yapıya ve dokuya sahip olması bir garipti. Normal dünyası ile hiç uyuşmuyordu ve güzel gözüküyordu. Sonradan ortaya çıktı ki lağım bölgesinde kullanılan assetler Unreal Engine Marketplace'inde satılan Sewerage adlı paketten alınmış. Hazır asset kullanımı ile ilgili bir sorunum yok. Lakin lağımın dış dünyadan farklı gözükmesi bir tık tatsız kaçıyor. Map'ten ve şehirden bahsedecek olursak maalesef çok eksik. Postal 2'de kısmen başarılı yaptıkları level design maalesef Postal 4'e sirayet edememiş. Postal 2 ne kadar açık dünya olsa da aslında daha level bazlı olduğu bir aşikar. Her bölge aslında küçük gibi gözükse de erişebileceğiniz birçok yer barındırıyor. Hemen hemen her binaya girebilirsiniz ve neyin nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Her bölgenin bir diğerinden atmosfer olarak farklı tasarlandığını da görebiliyordunuz. Peki 2003'te bunu başaran Running with Scissor 2019'da neyi yanlış yaptı? Postal 4'ün en büyük eksiklerinden birisi de şehir yaşamıyor. Boş bir kutunun içinde bir uçtan diğer uca koşuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Haritadaki ana noktalar birbirine ne kadar yakın gözükse de aralarındaki anlamsız ve geniş araziler yüzünden boş bir şehir gibi gözüküyor. Bir bölgeye girdiğinizde sanki bir hayalet kasabaya girmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Sokakların ve bulunduğunuz çevrenin herhangi bir ruhu yok. Sanki binaları komple tutup oyunun içerisine sürüklemişler gibi. Belli ki ekibimiz oyunculara daha büyük bir map sunmak istemişler ama bu dünya yaşamadıktan sonra pek bir anlamı kalmıyor. Postal 2, Postal 4'e göre daha küçük bir haritaya sahip olsa da daha düzgün bir level design sayesinde orada bir yaşam olduğunu oyuncuya anlatabiliyordu. Paradise kasabasında bölgeler birbirinden tarz olarak daha farklıydı. Oyuna başladığınız yerin bir mahalle olduğunu anlayabildiğiniz gibi bir diğer bölgeye girdiğinizde oranın endüstriyel bir bölge olduğunu da anlayabiliyordunuz.
anlayabiliyordunuz. Sağda solda gördüğünüz her yere bakmak istiyordunuz çünkü bir oyunda bir yer varsa onun içinde de bir şeyler olmalıdır. Postal 2'de ulaşım sadece yayan gerçekleştiriliyordu. Herhangi bir araç yoktu. Lakin bir yerden bir yere koşmak sorun değildi çünkü bölgeler birbirine yakındı ve güzel tasarlanmıştı. Ama Postal 4'te ulaşım için koşmayı tercih etmek çok sıkıcı. Bir yere ulaşmak için araç tercih etmelisiniz. Tebrikler, artık elektrikli skuterınızla hayalet kasabada gezebilirsiniz. Postal 2'deki gibi içine girebildiğiniz binalar var lakin bu binaların herhangi bir işlevi yok. Çoğu zaman kendinizi içerisinde hiçbir şey barındırmayan, bomboş, ruhsuz, insansız, herhangi bir loot bile olmayan binaların içinde buluyorsunuz. Tamamen ölü yapıların içerisinde koşturuyorsunuz. Evet, Paradise kasabasında da boş evler vardı. Ama hiç yoktan içerilerinde loot bulabiliyordunuz. Hatta Paradise kasabasındaki bu boş binaların çoğu ya yeni taşınma sürecinde olan insanlara ait olduğunu ya da harabe yapı olduğunu görebiliyordunuz. Yani boş olmasının çok basit bile olsa bir nedeni vardı. Kısacası Postal 4 maalesef harita bakımından doldurulamamış koca bir Saranit köyü gibi. Şehirler herhangi bir karakteristik özellik barındırmıyor. Silah mekanikleri konusuna gelecek olursak gayet tatmin edici. Uzi, Flare Gun, Güvercin Kafesi, Rattler, Spray Boya ve Su Silahı gibi güzel eşyalarımız var. Silahları kullanımı gayet keyifli ve akıcı. Yer yer silahlarınızın ağırlığını tam hissedemediğiniz noktalar olsa da öyle aman aman kötü, rezil bir durum söz konusu değil. Oyuncuyu diğer silahlara zorunluluktan değil, keyfi açıdan geçirmeyi bence başarmışlar. Görevler ve oyun gidişatından bahsedecek olursak kediye dönüşüp köpeklerle kapıştığımız bir sekanstan mancınıkla mültecileri sınır dışına fırlattığımız görevler var. Hapishanede gardiyanlık yaparken isyan bastırıp kanalizasyonda bok temizlemeye kadar görev çeşidimiz var. Ama sanırım benim en sevdiğim görev Tech Turf görevi olabilir. Postal franchise'ına göre görev bakımından zengin. Hala bir takım bug'lar mevcut ama oyun zevkimi mahvedecek kadar büyük bir sorunla karşılaşmadım. Ayrıca Running with Scissors Postal 4 ile ilgileniyor. Feedback'ler konusunda çalışıyorlar ve Postal 4'ü geliştirmeye devam ediyorlar. Küçük küçük güzel update'ler çıkmaya devam ediyor. Hatta bir süre evvel Running with Scissors YouTube kanalında Postal 4'e co-op modunun geleceğine dair bir video yayınladı. Yani kısacası dünyanın mücadele etmesi gereken Postal Dude sayısı 1'den 4'e çıktı. Ayrıca oyunumuz 21 Mart 2023'te PS4 ve PS5'e de çıktı. Konsol cephesinde durumlar nasıl tam bilmiyorum ama bu da bir atılımdır. Bütün bunlar dışında Postal 4 hakkında söylemek istediğim pek bir şey yok. Oyun hala gelişmeye devam ediyor. Sorunlar gideriliyor ve oyuncular ile bizzat feedback alışverişi yapılıyor. Benim için Postal ve Postal 2 kadar kıymetli olmasa da bir Postal oyununun geliştirilmesini güncel bir şekilde takip edebilmek benim için keyifli bir deneyim. Evet, Running with Scissors'dan çıkmış son oyun. Elimizdeki en güncel oyun. 9 Haziran 2022 çıkışlı Postal Brain Damage. Postal franchise'ının yan oyunlarından ve muhtemelen en büyük bütçelisi olan Postal Brain Damage. Genel Postal açık dünyasından farklı olarak çizgisel old school bir FPS shooter aksiyon oyunu. Çeşitli level'ları oynayıp bitirdiğimiz, campaign sürecinde topladığımız item'lar ve yaptığımız kombolar sayesinde puan kazandığımız, bölümleri bitirmekten ziyade daha iyi puanlarla bitirmeye çalıştığımız basit bir yan oyun. Klasik bir boomer shooter. Kendine Doom ve Quake gibi efsanelere örnek alan Postal Brain Damage oyuncuya vaat ettiği oyunu birebir veriyor. Ne bir eksik ne bir fazla. Hikayesel olarak çok cheesy ve basit gözükse de benim çok hoşuma giden detaylar var. Biliyorsunuz ki Postal Dude Postal 2 itibariyle çok değişiyor. Hastalıklı bir şizofrenden ziyade daha sarkastik, alaycı bir hal almıştı. Postal Brain Damage boyunca Postal 2 Dude ile oynuyoruz. Hatırlarsanız Postal'daki Dude'un beyninde yaşayan bir iblisten söz etmiştik. İşte bu oyunda o iblisin tasviri Postal 2 ile tanıdığımız Dude'a musallat oluyor. Yaşanan bütün olaylar Dude'un Dreamscape, Dudescape'inde geçen hayal dünyasında yaşanıyor. Mekaniksel olarak daha yumuşak ve hızlı bir oynanışa sahip. Grafik olarak retro bir estetiğe sahibiz. Diğer Postal oyunlarına nazaran daha orijinal yeni silahlarımız var. Her biri keyifli silahlar. Ayrıca Doom'dan bildiğimiz Meat Hook mekaniği bu oyundaki pompalıya da eklenmiş. Meat Hook'u kullanarak yaratıkları öldürürken Doom'a da selam çakmayı unutmuyoruz. Düşman çeşitliliği böyle bir oyuna göre gayet yeterli ve keyifli diye düşünüyorum. Şahsen düşman karakterleri çok beğendim. Burger Boy, Veterans, Mr. Tooth, Monkey from Hell ve özellikle Goliath gibi şahsen beğendiğim ve güzel tasarlanmış düşmanlar mevcut. Sanırım Postal Brain Damage hakkında daha fazla konuşacak bir şeyim yok. Çerezlik, postallı Doom diye değerlendirebiliriz. Oyunculara keyifli bir deneyim vaat ediyor. Ne bir eksik, ne bir fazla. Evet, sanırım videomuzun sonuna geldik. Postal ve Running with Scissors hakkında bol bol bilgi vermeye çalıştığım keyifli bir süreç oldu. Şahsen bu videoyu hazırlarken çok keyif aldım. Aslında bu videoya koyacak daha çok bilgi ve içerik elimde mevcut. Lakin onları da kendiniz deneyimleyip değerlendirmek istersiniz diye düşündüm. Tabii ben bu metni yazdığımda zamlar söz konusu değildi.
İçler acısı bir durum ama elimizden pek bir şey gelmez. Bütün bunların yanında ayrıca Yiğitcan Erdoğan ve Mert Günhan'a bana böyle bir imkan sunduğu için ayrıca teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak veya süper beğeni atarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca destekleyenler için ikramımız ve şeftalili ice tea'miz mevcuttur. Dinlediğin için teşekkürler. Bütün bu franchise'ın sonunda onu tam olarak neyin harekete geçirdiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama emin olun onu incelemek için bolca zamanımız olacak. Turn around! Shoot! Turn around!